Sağlık Aktüel programından herkese günaydın sevgili izleyiciler. Bugün de programımızda sağlık alanındaki son gelişmelerle sizlerle olacağız. Bugün yanımızda doçent doktor Esra Eryaman var. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, programımıza. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. İyiyim. Dediğim gibi yayından önce sizin doktorluk dışında çok fazla bir sosyal hayatınız var. Öncelikle izleyicilerimize sizi tanıtabilir miyiz? Tabii ki. Buyurun. Tabii. Kulak burun boğaz uzmanıyım. Onun haricinde evliyim. Bir kızım var, 25 yaşında. Sosyoloji okudu. Yurt dışında master yapıyor. Eski sporcuyum. Spora çok emek vermiş bir doktorum. Eski yüzücüyüm. Tenis oynuyorum. Herhalde bir 30-35 senedir. Kayak yaparım ve enduro motor kullanıyorum. Bu kadar sosyal hayatı geniş olan doktorları bulmak çok zor hocam son dönemde. Doktorlar çünkü çok yoğunluktan dolayı sosyal hayatı biraz böyle bir kenara atmış durumda sanki. Son dönemler deyince biraz üzülüyoruz çünkü hakikaten doktorluk serbest meslek sahibidir. Yani doktor, tıp doktor demek serbest meslek sahibi bir insan demek. Dolayısıyla her zaman hobisi vardır doktorların. Eski yıllarda daha çoktu dediğiniz gibi. Çünkü mesleğimiz elimizde ve daha serbest çalışabiliyorduk. Artık son yıllarda sağlık sisteminde o kadar hızlı ve değişimler oldu ki bunlara adapte olurken tabii biz de zar zor vakit bulabiliyoruz. Evet. Çünkü eski serbestliğimiz kalmadı maalesef. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz Doktor Esra Eryaman. Hocamıza soru sormak için, canlı yayına bağlanmak için 0212 625 64 64 numaralı telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam, bugün kulak, burun, boğaz hastalıkları ve özellikle burun estetiğinden bahsedeceğiz. Öncelikle bize burun tıkalığına bağlı hastalıklardan bahseder misiniz? Evet, şimdi önce burundan nefes almaya konuşalım isterseniz. Bundan konuşurken biraz horlamaya da değinebiliriz. Hı hı. Diğer bölümde de burun estetiğini konuşalım. Burun önemli bir organdır. Küçük bir organdır ama fonksiyonları son derece büyüktür. Bir kere her şeyden önce sağlıklı nefes almayı, burundan nefes almayı sağlar. Burundan nefes almada sıkıntı olursa, ağız açıklığı başlar, gece horlamalar başlar, performansımız düşer, spor yaparken kondisyonumuz azalır, diğer bir takım hastalıklar başlar. Burundan nefes almayı bozan olayların başında burun kemiğinde eğrilik olmasıdır. Onun haricinde burun içerisinde işte alerji veya sinüslerde problemler, nazal polip gibi veya kronik sinüsit gibi başka hastalıklar da buna ilave olur. Ama en önemli ve en sık gördüğümüz patoloji burun kemiğinde eğrilik ve burun etlerinde şişmedir. Bunlar da zaten nefes almayı zorlaştırdığı için hastalıklar ortaya çıkıyor sanırım. Tabii, yani bizim ülkemizin burunları görüldüğü, yani herkeste görüldüğü gibi daha çok büyük, kemikli ve eğri burunlardır. Dışları böyle olurken içleri son derece daha fazla olarak eğridirler. Yani hakikaten her muayene ettiğimiz hastada 10 hasta muayene ediyorsak neredeyse 7'sinde burun eğriliğiyle karşılaşıyoruz. Peki hocam, onlar bir çarpmaya, kazaya bağlı mı yoksa doğuştan yapısal, eğrilik olabiliyor mu? Çoğu yapısal. Çocukluk döneminde düşürmeler sonucunda da oluşabiliyor. Çocukluk travmaları sonrasında. Çoğu genetik ve yapısal. Peki bunda, burun içinde olan yamukluklardan ne gibi hastalıklar doğuyor? Bir kere burun içinde yamukluk düzgün nefes almayı engelliyor. Burun gelen havayı, dışarıdan soluduğumuz havayı burun bir süre tutar burunda. Burun etleri sayesinde onlara türbülans yaptırır, ısıtır, nemlendirir, yabancı partiküllerden temizler ve öyle direkt olarak akciğerlere yollar. Şimdi burun kapalı olduğu zaman bu sefer ağızdan solunum başlar. Yabancı partiküllerden temizlenme işlevi azalır. Nemlenmez, soğuk hava gelir. Akut faranjit ve boğaz enfeksiyonları artar. Ağızdan solunuma bağlı olarak diş eti problemleri gelişebilir. Ve horlama oluşur bunun sonucunda. Dolayısıyla burnu düzeltmemiz gerekir. Yani bütün bunları düzgün sağlamak ve ağız kapalı burundan solunuma sağlamak için kemikteki ve kıkırdaktaki eğriliği ve burun etinde büyüme varsa onları düzeltmemiz gerekiyor. Bunları ancak ameliyatla düzeltebiliyoruz. Peki, mutlaka ameliyat olması gerekiyor. Tabii sanırım. Mekanik bir olay olduğu için bunları ameliyatla düzeltiyoruz. Ne yapıyoruz ameliyatta? Septum dediğimiz, yani deviasyon dediğimiz şey, iki burun deliğine
ayıran ayıraçtır. Bunun ön tarafı kıkırdak, arkası kemik ve altı da kemiktir. Bu bölümde eğrilik olmasına biz septum deviasyonu diyoruz. Bunun ameliyatı kolay bir ameliyattır. Öndeki kıkırdak dokuya saygı duyarak arkadaki kemik dokuları ve aşağıdaki eğrik kretleri alarak burnu, bu ayıracını düz tutan bir ameliyat yapıyoruz. Uzun bir ameliyat değil, ortalama yarım saat 45 dakika süren bir ameliyattır. Ve bunun sonucunda hastaya gerçekten büyük bir imkan veriliyor. Çünkü burundan düzgün nefes almaya başlıyor hastalar. Hayatı bunun daha konforlu hale geliyor tabii hastaların. Tabii ki. Hayat kalitesini arttırıyor. İkincisi bir de iki tarafta burun etleri vardır, alt konkalar. Gerçi sinüslerin girişinde de burun etleri var ama nefes almayı engelleyen özellikle burnun her iki tarafında oluşan burun etleridir, alt konkalardır. Çocuklarda geniz etiyle bunu karıştırmayalım çünkü çoğu insan karıştırıyor. Onlar çocukluk çağındadır ve blue çağında yok olur. Bunlar burun etleri, konka dediğimiz organlardır. Konkalar çok çok önemli demin dediğim gibi. Çünkü havayı nemlendiren, türbülans yaptıran, ısıtan ana organlardır burun içerisinde. Adeta solungaçlarıdır burnun. Bunları çok eskiden biraz daha kesiyorduk. Şimdi son derece saygılıyız. Çok ufaltma ameliyatları yapıyoruz. Değişik tekniklerimiz var bunun için. Bir de radyo frekans denilen bir aletimiz var. Çok çok iri olmayan burun etlerine radyo frekans dalgaları vererek dokulara zarar vermeden küçültüyoruz. Ya ameliyatla ya da radyo frekansla küçültme işlemi yapıyoruz. Çoğunlukla ciddi deviasyonu olan kişilerde muhakkak burun eti problemi de oluyor. Onların ikisi arkadaş oluyor. Yani deviasyonu düzeltirken muhakkak burun etini de küçültüyoruz. Çünkü özellikle deviasyonun olmadığı, yani kemik eriliği olmayan, daha geniş olan bölümde bu sefer o geniş bölgeyi doldurmak istercesine burun eti büyüyor ve bölgeyi dolduruyor. Biz bu sefer septumu, ayıracı ortaya getirdiğimizde rahat olan kısımdan bu sefer hastalar nefes alma problemi başlatıyorlar ameliyattan sonra. Dolayısıyla özellikle o bölgenin burun etini de küçültüyoruz. Yani ikisi arkadaş oluyor. Birçok kişi ben ameliyat oldum ama rahatlamadım diyorsa bu çoğunlukla burun etine müdahale edilmemiş veya eksik müdahale veyahut da daha koruyucu müdahale edilmesi durumunda ortaya çıkabiliyor. Ve bazen de bu ayıracın hafızası var. Burundaki bütün kıkırdakların hafızası vardır. Biz çok eğri bir burnu düzeltiyoruz ama kıkırdakların hepsini çıkartmamız mümkün değil. Çünkü o zaman burnumuz düşer. Çünkü burnumuzun kıkırdak sırtının içi bu ayıraçtır. Yani onun tavanını yapıyor bu. Dolayısıyla bunu düzeltiyoruz ama bir süre sonra hafif bir eğrilik arkada oluşmak değil de yani kıkırdağın hafızası yine o hafif eğriliği oluşturuyor. Ama önemli olan hastaların %60'ın üzerinde rahatlamasıdır. Yani hiçbir zaman hiçbir burun dümdüz içi olmaz. Çünkü bu doku sonuçta hafızası var, esnekliği var, dokularda ödem var. Ama eskiye göre %50'nin 60'ın üzerinde rahatlaması zaten hastaya büyük bir konfor getiriyor. Burun etlerini de küçülttüğümüz zaman neredeyse %80-90 eskiye göre rahatlamış oluyor. Bu da yeterli oluyor. Peki bu operasyondan sonra burun etleri tekrar büyüyebiliyor mu? Burun etleri ameliyattan sonra büyümez ama radyo frekanstan sonra büyüyebilir. Eskiden lazer kullanılıyordu. Onlarda biraz daha çabuk büyümeler oluyordu. Radyo frekans nispeten daha iyi ama biz şu ayrımı yapıyoruz. Çok büyük burun etlerinde asla radyo frekans uygulamıyoruz. Onları ameliyatla küçültüyoruz. Orta derecede büyük veya hafif büyük burun etlerinde radyo frekans kullanıyoruz. Peki hocam çocuklarda burun tıkanıklığına bağlı rahatsızlıklar nelerdir? O şimdi ayrı bir konu, o çocuk konusu. Onlar geniz eti ve bademcikler. Burun tıkanıklığı çocuklarda dediğim gibi geniz bölgesinde bulunan geniz etinden ve de bademciklerin çok iri olması, tıkayıcı olmasından kaynaklanır. Büyüklerde geniz eti görmüyoruz. Çok ender, yani çok ender kalabiliyor. Ergenlik döneminde. Ergenlik döneminde kendinden geçiyor. Onun için biz yani büyüklerde önemli olan burun tıkanıklığı deyince ilk akla gelen dediğim gibi septum dediğimiz septumun ayıracın eğriliği yani septum deviasyonu. Buna septoplasti dediğimiz ameliyatı yapıyoruz. Bir de her iki taraftaki burun etlerinin büyümesi, buna da konkaplasti ameliyatı ekliyoruz. Bir de ekstra olarak
sinüslerden çıkan etler olabilir, polip dediğimiz. Bunlar da burun tıkanıklığı yapar. Onlar ayrı bir konu çünkü o endoskopik sinüs cerrahisi yapıyoruz. Onlar da muayeneyle görüyoruz ve film istiyoruz ve sinüs cerrahisi yapıyoruz. Bir de yine alerji uzmanlarının daha çok ilgilendiği, bizim de kıyıdan köşeden burun olduğu için tedavilerini yaptığımız ve testlerini yaptığımız alerji konusu var. O da burnun içini döşeyen mukozanın hastalığı, yani halının hastalığı. Yani burnun içindeki halı mukoza oluyor. Orada şiş yapıyor, ödem yapıyor, akıntı yapıyor, iltihap yapabiliyor. Bunlar da tabii ki ileri derecede burun tıkanıklığı meydana getiriyor. Burundan nefes alma şikayeti olan hastalar bize geldiği zaman öncelikle muayene ediyoruz. Endoskopla muayenemizi yapıyoruz. Bakıyoruz mekanik bir olay var mı? Nedir? Deviasyon var mı? Burun etlerinde büyüme var mı? Sonra sinüslerin girişine bakıyoruz. Polip var mı? Orada bir kitle, herhangi bir şey var mı? Daha sonra alerjiyi sorguluyoruz. Gerekirse alerji testi yapıyoruz. Hı hı. Ve ona göre tedavi protokolümüzü uyguluyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün yanımızda doçent doktor Esra Eryaman var. Hocamıza sormak istediğiniz sorular için canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. 0212 625 64 64 numaralı telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam, bu bahsettiğiniz operasyonları eğer geçirmeyi reddediyorsa bir hasta ne gibi rahatsızlıklar oluyor? Baş ağrısı vesaire, ne gibi hastalıklarla karşılaşabiliyor onu rahatsız eden? Şimdi gençken tabii daha kolay tolere ediyor kişiler, ama yine de spor yapıyorsa performansı düşüyor. Dediğiniz gibi burun tıkanıklığına bağlı gün içinde yorgunluk, baş ağrıları, konsantrasyon bozukluğu olabiliyor. Ama ileri yaşlarda biraz daha 50'yi geçtikten sonra yavaş yavaş artık horlama başlıyor. Hı hı. Horlama başladığı zaman da gece düzensiz uykular, hele kilo artış da varsa uykuda uyanmalar, derin uykuya geçememeler, tansiyon yükselmeleri, uyku buna bağlı olarak tamamen bozuyor tabii, diyebiliriz. Uyku bozuyor. Ve bu da gün içinde kendilerine yine konsantrasyon bozukluğu, performans düşüklüğü, hayat kalitesini muazzam bozan bir şey. Hı hı. Bu şekilde geri dönüyor. Ben genç hastalara, yani genç derken 19 yaşından daha ileriki hastalara öneriyorum. Sizin için uygun olan bir zamanda bu işi bir ara yapıp kenara atalım. Hı hı. Çünkü bu size ileride de büyük yatırım oluyor. Yani hayat kalitenizi yükseltiyor diyorum. 50 yaşın üzerinde horlamayla gelen hastalarda biz yine önce buruna bakıyoruz. Yani burunda deviasyon varken, burun eti büyükken, burundan nefes almada sıkıntı varken horlama ameliyatı veya horlama işlemleri yapamıyoruz. Horlama ile ilgili bir tavsiyede bulunmuyoruz. Horlama ameliyatından fayda göremeyen bir grup var. Bunlar, hı hı, kısa boylu, tıknaz, kalın boyunlu, dilin arka bölgesi şişmiş, boğaz bölgesi her taraftan daralmış bir hasta grubu var. Onlara belli bir alet vererek uyutmayı, hı hı, tavsiye ediyoruz. Fakat o hastalarda bile yine buruna bakıyoruz. O aleti vermeden önce burunda deviasyon var mı yok mu ona bakıyoruz. Çünkü burunda deviasyon varken o kullanılan aletin basıncı düzeyi fazla oluyor. Dolayısıyla yine burnu açıp alete yolluyoruz horlamak için. Yani burun bu kadar önemli. Yani burun yerinde dururken eğri olarak horlamaya da bir çözüm bulamıyoruz. Peki 19 yaşından itibaren öneriyorum dediniz. 19 yaşından itibaren nasıl bu belirtiler çıkıyor da hastalar size başvuruyor? Ve 19 aslında deviasyon çocukluk yaşında da olabilir. Ama biz çocukluk çağında ameliyat etmiyoruz. Çünkü burun gelişim noktalarına zarar veriyoruz o zaman. Dolayısıyla biraz gelişimin tamamlamasını, blue çağını atlatmasını, hı hı, ve kemiklerin gelişmesini, hı hı, bekliyoruz. O yüzden o yaşı söyledim. Yani 17, 18, 19 o civarlarda olabilir. Yani büyümesi durmuş kişilerin ameliyatı, hı-hı, yapılabilir. Şikayet ne zaman varsa o zaman zaten bunu tedavi etme indikasyonu doğuyordur. Hı-hı. Bazı burunlar var. Onu burun estetiğinde anlatırız bölümünde. Hani deviasyonu var ama burnun sırtı geniş. Biz her deviasyonu ameliyat etmiyoruz. Yani bu çok önemli. Burnu büyük, geniş. Burun estetiği olmuyor. Onunla mutlu, tamam. Ve burundan nefes alıyor. Çünkü yani o deviasyon burundaki alanda büyük bir engel teşkil etmiyor. Hı hı. Bir yerlerden girerek nefes alabiliyor. Hiçbir şikayeti yok. Biz bu hastalara dokunmuyoruz. Yani deviasyonunuz var, şikayetiniz var mı diye soruyoruz. Bu çok önemli. Deviasyon var, şikayet var mı?
deviasyon var, şikayetim var. O zaman zaten şikayet problem. Olmaması mümkün oluyor mu? Oluyor. İşte demin dediğim burunlarda olabiliyor. Büyük bir burun var. Deviasyon o büyük burunda küçük bir parça olarak kalıyor ve yine burundan rahat nefes alabiliyor. Alabilir. Yani burnun şekli önemli. Ufacık bir deviasyon, küçük bir burun var dış görünüşü. Çatısı dar ve ufacık. Minicik bir deviasyon onda problem yaratabiliyor. Çünkü burnu küçük. Yani büyük burunlarda bazı deviasyonlar sorun yaratmıyor. Şikayet olduğu zaman muhakkak tedavi gerekiyor. Şikayet önemli. Yani bizim muayenemiz kadar hastanın şikayeti de önemli. Bir de şunu diyorum ben çok. Yani bazı burun varken şikayet olmaması mümkündür. Diyor ki şikayetim yok. Gerçekten mi diyorum yok diyor hastalar. O zaman diyorum ki lütfen bir farkındalığınızı arttırın. Ya bir kendinizi dinleyin, bir bakın bakalım. Ben gece ağzım açık uyuyor muyum? Aslında sabahları yorgun kalkıyor muyum? Dinlenmiş kalkıyor muyum? Bunları bir kendinize sorun. Bir test edin kendinizi diyorum. Gerçekten bu testin sonucunda şikayetim yok veya evet ben gerçi ağzım açık uyuyormuşum, sabahları bütün ağzım kuruyor, geceleri horluyormuşum gibi şikayetlerle geliyorlar. Farkındalık dereceleri de önemli hastaların. Sevgili izleyiciler, bugün yanımızda doçent doktor Esra Eryaman var. Canlı yayınımıza bağlanarak hocamıza sorular sorabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 625 64 64. Hocam bir de insanların hatta aile ilişkilerini bozuyor bile olabiliyor. Horlama. Horlama tabii. Horlama konusuyla horlama. İlgili neler anlatabiliriz? Evet, horlama da çok önemli bir konu. Horlama şimdi yine özellikle burundan nefes alma sıkıntısı olan kişilerde fizikte Bernoulli etkisi vardır. Hava dar bir yerden geçerken emme refleksi oluşur, hızlanır dokularda. Bunun gibi dar bir yerden geçerken hava bu sefer geniz bölgesinden geçerken yani yumuşak damağın arkası ve ağız bölgesinden oradaki dokular emme refleksiyle sarkıyor. Dolayısıyla bir süre sonra burundan nefes alma sıkıntısı olan insanlarda yumuşak damak bölgesinde, küçük dil bölgesinde, kenarlarda sarkmalar oluşuyor. Ve bu sefer uvulanın çıkardığı sesle horlama başlıyor küçük dilin çıkardığı sesle. Aynı zamanda tabii bu kişilerde çok iğre birbirini tıkayan, öpen bademcikler de olabilir. O da aynı şekilde bir horlama nedenidir. Veya dil kökü çok büyük olabiliyor. O da horlama nedeni. Veya aşırı kilo oluyor. Obez insanlar kesinlikle horluyorlar. Kilo fazlalığı olanlar horlayabiliyor. Kısa, kalın boyunlarda horlama daha çok görülüyor. Şimdi horlama şikayetiyle gelen hastaları tabii önce yine endoskopla muayene ediyoruz. Burunda ne var ne yok onlara bakıyoruz. Burunda bir problem varsa muhakkak onu ameliyatta düzeltiyoruz. Daha sonra damak bölgesinde, bu dediğim ağız içi bölgesinde, küçük dil bölgesinde yumuşak dokuda bir sarkma varsa oraya yönelik ameliyatlar yapıyoruz. Onlarda da eskisi gibi çok anatomiyi bozan ameliyatlar yapmıyoruz. İlk horlama ameliyatlarında neredeyse yumuşak damağın çoğu çıkartılıyordu küçük dille birlikte. Artık hiç bunları yapmıyoruz. Tamamıyla yumuşak damak bölgesinden ufak dikişler ve ufak rezeksiyonlarla bir plastik tekniğimiz var. Onu uyguluyoruz. Yine küçük dilimiz duruyor. Yine yumuşak damak duruyor. Fakat orada bir gerginlik yapıyoruz. Bir de kenarlardan asıyoruz. Dolayısıyla anatomi bozulmuyor. Hastalar rahatlıyorlar. Çok iri bademcik varsa muhakkak bunları almak gerekiyor. Birbirini öpen bademcik. Bazen genç hastalarda kıyamıyoruz bu ameliyatları yapmaya. Daha koruyucuyuz. Onlarda da bir horlama şikayeti varsa burnu açıp beraberinde yumuşak damak bölgesine radyo frekansla dokunuyoruz. Yine orada bir gerginlik yaratabiliyor. Çok iri bademcik varsa onu muhakkak alıyoruz. Bu şekilde takip ediyoruz hastalarımızı. Horlama tamamıyla bazı hastalar bu ameliyatlardan sonra çok rahatladım diyorlar. Bazıları evet horlamam büyük ölçüde azaldı. Bazıları horlamam devam ediyor ama rahatladım. Şimdi tabii duruma göre değişiyor. Yani anatomik duruma göre değişiyor. Çok kilosu fazla olan hastalarda muhakkak yine horlama bir miktar kalıyor. Ama rahatlaması, güzel uyuması, sabahları yorgun kalkmaması, uykunun derin fazında özellikle adrelerde felç olduğu fazda tıkanma olmaması ve dolayısıyla derin uykuyu almış olması bütün bunlar son derece sağlık açısından hastaya
iyi feedbacklerle dönüyor. Yani horlama böyle bir bütün bir konu. Hocam bir telefonumuz var. Alo. İyi günler. İyi günler. Buyurun efendim. Ben Sıddık Sarı. Buyurun. Burnumda nefes darlığı var. Onun için de bazı doktorlara müracaat ettim. Bana bir takım ilaçlar verdiler. Burunda ne olduğunu anlayamadım. Da, nefes darlığım geçmedi. Burunda ne olduğunu anlayamadım efendim. Nefes darlığı var. Nefes darlığı, tamam. Evet. Dediğim gibi, demin konuştuğumuz gibi burundan nefes alma sıkıntısı olduğunu farkında olan bir hastamız var. Ya ilaç neden verildi, bir problem var mıymış, teşhis ne konuldu? Teşhisi öğrenmek gerek. İlaç verildi değil, teşhis ne konuldu? Teşhis, burnunuzda et yok dendi. Tamam. Et yok dendi, kemik var, et yok dendi. Kemik var. Bunun için bir takım ilaçlar verildi. Kemik var denildi mi? O ilaçlarda ben aşağı yukarı bir yıldan fazla oldu kullanıyorum. Ama henüz geçmedi. Peki bir şey söyleyeceğim. Kemik var denildi mi acaba? Et yok. Öyle bir şey denmedi. Denmedi. Ben iki yere müracaat ettim. Birisi Çorum Abadi Devlet Hastanesi. Birisi Yozgat Devlet Hastanesi. Peki o zaman herhalde deviasyon ve et problemi yok. Alerji gibi bir problemi var ki dolayısıyla ilaçlar vermişler. Alerji ilaçlarını kullanınca bir alerji uzmanına gidecek. Alerjiyle yaşamayı öğrenecek, önlem almayı öğrenecek. Öyleyse eğer teşhiste. Teşekkür ederiz. Hocam peki horlamaya bağlı eğer bir ameliyat olmazsa hastalar sonrasında onları ne bekliyor? Yani bu horlama dediğimiz ses çıkarmanın dışında sağlığını daha çok bozan rahatsızlıklar oluyor mu? Şimdi bu hastanın altyapısına göre değişiyor. Horlama artı kalp krizi geçirme gibi korkunç cümleler kurmayacağım. Bunları kurmaya da gerek yok. Çünkü bu hastanın kendi fiziksel durumuna göre değişiyor. İnce uzun boylu. Zımba gibi spor yapan bir hastamız var. Burnunda deviasyon var ve horluyor. Yani horlamaya devam eder. Yani evet. Çok büyük hayatını etkileyecek evet, bir rahatsızlık hayat kalitesini olmaz. Düşürür, rahatsızlık yapar. Yanında uyuyan insanlara rahatsızlık yapar. Konforu bozar. Belki spor yaparken biraz daha kondisyonu azalır. Böyle gider. Ama daha problemi olan, hipertansiyonu olan, hafif kilosu olan, bir hastamız var diyelim. Onda horlama şikayeti var ve burundan nefes alma sıkıntısı var. O zaman tabii onda tansiyonun yükselmelerine neden olur. Tansiyonu aynı düzeyde tutmakta zorlanabilir. Çünkü her nefes, her horlama ve özellikle nefes durması geçiriyorsa, apne geçiriyorsa o gece uykuda stres verir hastaya ve o da tansiyon yüksekliklerine neden olur. Gece uykuda tansiyon yükselir. Tabii tabii. Yani her nefes durması sıkıntı demektir ve boğuluyor. Yani boğulurken tabii ki vücuttaki bir takım sistemler değişiyor. Ve dolayısıyla tansiyon da yükselir. Yani bunlar da tabii bir takım problemler ve hayatı için riskli problemler oluşturabilir. O yüzden özellikle horlama değil bu tip hastalarda apneyi düşürmek için zaten tedaviler yapıyoruz. Horlama bizim için ikinci sınıf bir şey oluyor. Apne sayısı apne önemli. Daha önemli evet belli bir sayının ortalama belli bir sayıdaysa ameliyattan fayda görebiliyor. Horlama ameliyatlarından. Belli bir sayının çok üzerindeyse horlama ameliyatlarından zaten fayda görmüyor. O zaman sadece buruna yönelik bir tedavi yapıyoruz, ameliyat yapıyoruz eğer burunda bir eğrilik varsa. Daha sonra CPAP dediğimiz devamlı pozitif basınç veren bir alet öneriyoruz. Bu konuda uzmanlaşmış arkadaşlarımıza göndererek. Ve bu apneyi sıfırladığı için hastada hayati riskler azalmış oluyor. Hocam bir telefonumuz daha var. Alo. Efendim? Hasan Bey buyurun. Ben doktoranla görüşmek istiyorum. Buyurun. Buyurun. Size mi anlatayım? Ben 85 yaşındayım. Benim burnumda senelerdir kapını vurur, kaşındı başlar, senelerdir girerim.
gider bir fışmış verirler, bir hap verirler. Bunlar normal, hep böyle ben rahatsız oluyorum. Ben çaresini bulamadım. 85 yaşındaymış beyefendi. Evet. 85 yaşına kadar kulak burmaz doktoruna gittiniz herhalde, değil mi? Gittim efendim. Gittim, ne dediler? Fış veriyorlar. Ne diyorlar? Cevap veriyorlar. Herhalde başka yok bunun yazıyorlar. Fıs fıs. Teşhis ne? Teşhis ne diyorlar? Hasan Bey, peki ne teşhis kondu hastalığınıza? Valla teşhisi bir şey demiyor işte. Ben bilmiyorum, bir şey demiyor. Sadece bu ilaç ve fıs fıslarla tedavi oluyorsunuz. Efendim? Sadece ilaç verildi, öyle mi? Ben zannetmiyorum yani sadece alerji veya başka bir şey olduğunu, muhakkak bir deviasyon olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bazen hastalarımıza söylüyoruz, söylüyoruz ama onu ameliyat deyince, kemik deyince ürküyorlar ve onu beyinlerin arka tarafına, hı hı, atıyorlar. İlla bir ilaç verip fayda görmek arzusu içindeler. İşte onun için de beyefendinin dediği gibi 85 yaşına kadar problemim var ama çare bulunamadı. Halbuki, hı hı, belki de bir deviasyon vardır, ameliyat olması gerekiyordu, hı, gençken ki bugün bu durumda olmasın diye. Öyle bir ilaç yok yani, burundan nefes almayı sağlayacak hiçbir ilaç yok. Otrivin, İlyadin falan gibi bir takım ilaçlar var, dekonjestanlar, hı hı, isim vermek hatalı biliyorum. Dekonjestanlar, onlar da bir süre sonra rebound etki yapıyor, burun etlerini daha çok büyütüyor. Dolayısıyla onları biz çok nezle olduğu zaman hastalar 3-4 gün kullanmak üzere veririz. Sürekli kullanılmak. Hayır, kesinlikle. Uygun değil. Sürekli, hı hı, kullanılmada mukozada bir rahatsızlık varsa tuzlu sular, deniz suları falan, onların bir zararı yok. Ama yani zaten eğer alerjisi yoksa burunda nefes almak için hiçbir problem olmaması gerekiyor. Hı hı. Demek ki problem varsa o zaman deviasyon ya da burun eti, yani mekanik bir olay vardır. Hı hı. Bunun da çözümü ilaçla değildir, ameliyattır. Hatta ben şöyle bir espri yapıyorum. Ameliyat diyorum, hani hemen de gelir gelmez de ameliyat teşhisi koyunca tabii sonuçta insanlar korkabiliyorlar. Ama olay bu ya, deviasyon var, başka da bir çare yok. Bunun bir tedavisi, başka bir tedavisi yok mu? Ben de diyorum ki okus pokus, çünkü yani mekanik bir olay, ancak yine mekanik bir olayla, yani ameliyatla düzelir. Ama eğer başka bir problem olursa, dediğim gibi alerji bunların başında oluyor, o zaman medikal tedavi tabii, hı hı, ki. Ya alerji de ayrı bir konu, özellikle bunu bir kulak burmaz ve alerji uzmanı beraber yapması gereken bir konudur. O başlı başına bir konu yani. Hı hı. Bir kere hastanın kendisinin alerjisini tanıması ve biliyor onunla arkadaş peki olması, hı, ve ona tedavileri, ona önlemleri kendisinin alması, belli zamanlarda ilaçlarını bilmesi gerekiyor. Hı hı. Öyle bir iş yani alerji. Hocam bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Buyurun efendim, alabiliriz sorunuzu. İşitiyorum hocam. Buyurun. Benim günaydın diyor merkezdeki bütün insanlara. Günaydın hocam. Günaydın, teşekkür ederim. Fakat benim şikayetim, ben 57 yaşındayım. Nefes alamıyorum. 37. Ağzım sabahları kalkıyorum kuru, kupkuru. Nefes alamıyorum ve çok sıkıntı yaşıyorum. Gece vuruluyormuşum tabii ki, ben farkında değilim. Daha evvel doktora gitmiştim. Burnumda kemik olduğunu söylemişlerdi. Çok güzel. Biz demin konuştuğumuz bütün konuları siz özetlediniz. Bu. Şikayetler budur. Teşekkür size ederiz. Size zaten böyle bana soracak bir şeyiniz yok. Siz, ama ben ameliyat olmak istiyorum. Tamam. Tabii ki olun. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten. Çünkü bunun başka bir tedavisi yok. Burnunuza kemik varsa ve burun etinde büyüme varsa ve horlama varsa bir muayene olmanız gerekiyor. Ve buna çözümlerimiz var. Bunları çözüyoruz. Zaten bu tarz hastalarında mutlaka ameliyat olması gerekiyor sanırım. Yani tabii bir kere dediğim gibi kemik değerlik varsa bunun başka bir tedavisi yok. Hı hı. Hocam kısa bir mola vereceğiz. Tabii. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Sevgili izleyiciler, kısa bir mola veriyoruz. Sağlık Aktüel programı kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyiciler. Bugün yanımızda doçent doktor Esra Eryaman var. Hocamıza sormak istediğiniz sorular için yayınımıza bağlanabilirsiniz. 0212 625 64 64 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Hocam bu bölümümüzde bize burun estetiği anlatmanızı isteyeceğiz. Burun estetiğinden başlayalım. Nereden başlamak gerekiyor burun estetiğine? Burun estetiği
Çok zor bir konu. Bir cerrah için zor bir konu. Çünkü çok uzun yıllar emek, sabır ve tecrübe istiyor. Çünkü ilk bölümde de söylediğimiz gibi burun görevi çok büyük olan, fonksiyonları büyük olan küçük bir organ. Hı hı. Ama küçük olduğu kadar da üçte bir orta bölümünde bütün yüzün ifadesini, karakterini taşıyan, değiştiren bir dış görünüşte de fonksiyonu var. Hı hı. Yani yüzün ortasında olduğu için bütün ifadeyi bir anda kendine göre çeviren bir organ. Şöyle, güzel burun olduğu zaman yüzde önce gözler dikkati çeker, oradan anlayalım. Eğer burunda bir defo veya bir problem varsa yüzü gördüğünüz anda önce buruna dikkat edersiniz. Demek ki burnu nasıldı diye soruda bilmiyorum denildiğinde güzel burnu var demektir. Gözleri güzeldi denildiğinde demek ki burnu güzeldir. Yani bizim zaten ameliyat sonrası değerlendirmemizde öyle oluyor. Dikkati çekmiyor, güzel burun. Burun estetiği yapması zor, tecrübe gerekiyor, sabır gerekiyor, güzellik anlayışı gerekiyor, yapabileceklerimizin farkında olmamız gerekiyor. Hastaya, o buruna neler yapabiliriz onları hastaya düzgün ifade etmemiz gerekiyor. Hastanın beklentilerini iyi anlamamız gerekiyor. O beklentilerin ne kadarını karşılayabiliriz onları da düzgün anlatmak gerekiyor. Böyle bir konu burun estetiği. Aslında ama çok da keyifli bir konu. Çok dikkatli, çok düşünüp ve iyi karar verilmesi gerekiyor. Herhalde geri dönüşü olmuyor çoğu zaman. Şöyle, bizim tıp fakültesinden mezun olurken ilk şey yaptığımız şeylerden biri, öğretilerimizden önce zarar verme. Bu burun için çok önemli. Önce zarar verme. Çünkü ilk bölümde anlattığım gibi burunun fonksiyonları çok büyük. Düzgün nefes alabilmek çok önemli. Onu sağlayabilmek önemli. Çünkü onun getirileri çok fazla. Nefes darlığı olması burundan bir sürü başka problemi getiriyor. Aynı şekilde burun içine zarar verme, burun dışına da zarar verme. Ameliyatı yaparken önce zarar vermiyorsak zaten her şeyin geri dönüşümü var. Yani zarar vermek ne demek? Belli dokulara saygılı olmak, burun içi mukozasına saygılı olmak, burundaki kemik dokuya saygılı olmak, fazla almamak, koruyucu olmak, her kıkırdağa koruyucu olmak, her yumuşak doku, kıkırdak ve kemik dokusuna koruyucu olarak yani dikkatli küçültmek, dikkatli düzeltmek bunlar önemli. Yani zarar vermemek önemli. Zarar vermediğimiz takdirde her şeyin geri dönüşümü var. Zaten şöyle bir olay var burun estetiğinde. Sadece küçültmek değil, problemler değişik. Kemik bölümünde kemer olabilir veya çok düşük bir burun olabilir veya fazla kemeri olan, hampu olan burun olabilir. Kıkırdak bölümünde yine kargamsı bir ifade veren kıkırdağın fazla olması olabilir veya çöküklük olabilir veya darlık olabilir. Burun ucunda tip bölgesinde de uzunluk olabilir, sarkıklık olabilir, asimetri olabilir, kıkırdakların yapısında bozukluk olabilir, burun aksında eğrilik olabilir. Önce problemleri tespit ediyoruz. Ne var bu burunda, resimler çekerek ve hastayla konuşarak. Ondan sonra zaten problemlere yönelik ameliyatlar yapıyoruz. Ve bütün bunları yaparken de her zaman anatomiye saygılı, yok etmeyen, yine düzeltme şeklinde yani kemik varsa biraz fazla onu törpüleyerek çok hafif çıkartarak, kırarak, kıkırdak dokulara saygı göstererek ameliyatlar yapıyoruz. Ameliyattan bir ay sonra resim alıyoruz. Yine 6 ay sonra resim alıyoruz. Hoşumuza gitmeyen bizim veya hastamızın düzeltmemiz, hafif dokunmamız gereken bir şey varsa onu 6 ay sonra, 7 ay sonra tekrar revizyona alıyoruz. Hocam bir telefonumuz var. Alo. Alo. Buyurun Mehmet Bey. Benim burundan sorunum vardı. Evet. Bir sefer sinüzite ameliyat oldum. Babinciklerimi aldım. Ondan sonra bir sefer gayet de aldım. Yalnız benim en çok şeyim geceleri mecburi 3 sefer sakıp su içiyorum. Boğazım, ağzım kuruyor. Fakat çok doktorlara gittim, çarpalık mutatçılara da gittim. Sorun burunda olduğunu söylediler. Ve bunu içinde son mahallelerde hiç ilaç da yazmadılar. Ağzım dedim kuruyor falan, ne olacak? Yapacak şey su bol bol içecektir geceleri. Fakat her Allah'ın gecesi 3 sefer
uykuda rahatsız oluyorum. Ağzım burnum kuruyor. Sinüs ameliyatı oldunuz galiba değil mi? Evet, sinüs ameliyatı. Başka? Mehmet Bey, sinüs ameliyatı oldunuz. Başka bir operasyon geçirdiniz mi? Burun haricinden mi? Evet, burnun içerisinde. Burnunuzda. Neden nefes almanızı engelleyen ne var yani? Ne dedi doktorlar? Doktorların söylemesi burun delikleri dardır. Burun delikleri dar. Evet. Sesinizi alamıyorum efendim. Ben de sizi zor alıyorum. Burun delikleri dar. Peki burun içerisi nasılmış? Burun içerisinde bir sefer et aldılar. Konka. Bir sefer de sinüzitte ameliyat oldum. Herhalde deviasyonda yapmışlardır. Evet. Fakat bunlara rağmen gece zaten korlamayı hesaplamıyorum. Korlama çok. İkinci bir durum şey var. Yani ağzım evet, yani bence tekrar bu şikayetler geçmemiş. Hastada şikayetler var. Yine aynı şekilde duruyor. Burundan nefes alma sıkıntısı artı horlama var. Dolayısıyla tekrar bir kulak burun boğaz doktoruna gidip ne var ne yok görülmesi gerekir. Tekrar teker teker hepsini bir değerlendirmek gerekir. Yani mukoza da dahil yani. Medikal iyileştirebilecek bir şeyimiz var mı? Alerji de dahil endoskopla muayene edip horlamaya bakıp tekrar bir muayene edilmesi lazım. Peki bu muayeneler olduktan sonra yani daha önce operasyon geçirmiş beyefendi yine tekrarlamış ya da bu operasyonla alakalı bir şey mi? Yani tekrar olabilir. Her operasyonun bir komplikasyonu var tabii ki. Yani belki komplikasyon oldu. Bilemiyorum. Burun mukozasında belki bir hasar oldu. Onun için muayene etmek lazım. Yani hocam bu anlattığınız hastalıklar ve burun estetiği. Yani size hem estetik amaçlı hem de sağlık amaçlı gelen hastalar iki operasyon bir anda yapılabiliyor tabii, mu? Tabii zaten bizim hasta grubumuzda çoğunlukla burun içinde eğrilik olan hastalar gelirler kulak burun boğaza. Burun içi ve dışı bir arada denge oluşturuyor. Yani ikisini aynı anda yapıyoruz. Birisi içerisi birisi de çatısı oluyor. Özellikle burun aksa eğri olan burunlarda zaten dışını da düzeltmemiz gerekiyor ki burun içi ameliyatımız başarılı olsun diye. Çünkü sonuçta burun içindeki ayıracın sapı tepeden geliyor yani burun çatısından geliyor. Çatıyı düzeltmek şart oluyor. İkisini beraber yapıyoruz. Çoğunlukla neredeyse %90 hastamız ikisini beraber yaptığımız hasta grubu deviasyon. Biz buna zaten septorinoplasti diyoruz ikisini beraber yaptığımız zaman. Peki hocam size fotoğraf getirip ben böyle burun istiyorum diyen hastalar oluyor evet, mu? Evet o var ama bunlar eskiye göre daha azaldı. Herhalde bu programlar ve hastaların ve çok fazla burun estetiği isteyen hasta var artık. Çok yerleşti yani burun estetiği. Yani çünkü her burun kendi içinde bir özellik. Hiçbir resim, hiçbir başkasının resmi ona uyamaz. Yani çünkü kişinin cildi önemli burun estetiğinde. Derisinin işte kalınlığı, ince mi, kalın mı? Kıkırdak yapıları önemli. Burnunun eski şekli önemli. Yüzünün şekli önemli. Çok uzun bir yüze kısacık bir burun yapamazsınız. Zaten burundaki malzeme neyse siz ona düzgün burun yapıyorsunuz. Çok büyük, çok uzun, çok sarkık bir burnu normal hale getiriyorsunuz. Küçücük bir burun yapamazsınız çünkü o zaman deriyi ne yapacaksınız? Yani o kıkırdakları yine küçültüyorsunuz, kısaltıyorsunuz ama yani yine küçücük bir burun olmuyor. Zaten küçük bir burun olmak da amacımız değil. Yüze uygun, güzel. O buruna uygun, burnun defolarını düzelten, yüze uygun bir burun yapmak. Yani ben resimden çıktım küçük burnu. Çünkü genellikle küçük bir Avrupalı suratında küçük bu burunları resim olarak getiriyorlar. Yani kendilerinin üzerinde düşünmek istedim. Gerekiyor. Bir hocam bir telefonumuz var. Alo. 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 Buyurun efendim alabiliriz sorunuzu. İyi günler hocam. İyi günler. Benim de bir şikayetim vardı ama. Buyurun efendim, alalım sorunuzu. Benim horlama şikayetim var hocam. Tamam. Horlama şikayeti. Horlama şikayeti var. Ne yapmam gerekiyor? Buradan sorayım. Burundan rahat nefes alıyor musunuz? Şimdi hocam ben iki kere burundan ameliyat oldum. Burundan ameliyat olmuşsunuz, güzel. Ondan sonra horlamanız biraz azaldı mı? Sonra bu horlamanız biraz azaldı mı burun ameliyatlarından sonra? Yok şimdi iki kere burundan ameliyat oldum kemik büyümesinden. İkincisinden sonra daha da arttı. Vallahi şu anda
hanım rahatsız oluyor inan ki yapamıyor yani. Kilo aldınız mı? O kadar bir horluyormuşum. Kilo aldınız mı? Kilom da o kadar fazla değil yani. Bir 80-85 kiloyum ben. Tamam. Şimdi genelde burnu halletmek horlamanın %25'ini çözüyor. Hı hı. Demek ki burun ameliyatı olmasa, bugün çünkü burun ameliyatı olmuş, arada da bir yaşlar geçmiş herhalde. Kaç sene önce oldunuz burun ameliyatını? İkincisini bir sene önce, ilkini de 5 sene önce falan. 5 sene, tamam. Peki, burun ameliyatı olma problemin %25'ini çözüyor. Demek ki burun ameliyatı olmasa bu sefer horlama yine aynı dozda olacak ama nefes durma sayıları çok artacaktı. Hiç olmazsa onu azaltmıştır muhakkak. Şimdi bir de horlama ameliyatı olması gerekiyor. Horlamaya bir çare bulmamız gerekiyor. Yani onun için de belki boğaz bölgesini inceleyip ona yönelik ona bir tedavi yapmak gerekiyor. Bir telefonumuz daha var. Alo. İyi günler, günaydın. İyi günler efendim, buyurun. Ben Kamil Kırkan, Ankara'dan arıyorum. Buyurun efendim. Hocama bazı sorular soracaktım ama bilgilenmek için. Ben KOA hastasıyım. Bundan 20 gün önce uyku laboratuvarında yaptım. Çıkan sonuçta doktorum beni KBAB'ya gönderdi, kulak burun boğaza gönderdi. Kulak burun boğazı da burnumdan endoskopiyle muayene yaptılar, baktılar. Sağ tarafımda genize doğru kemik uzaması olduğunu söylediler ve ameliyatının olmasını söylediler. Bu arada ben 2012'de boyun fıtığı ameliyatı olmuştum. Ondan sonra horlamalarım da başladı. İşim söylüyor. Bu konuda hani hocamın bana bir öneriler var. Hatta şurada apne hipno endeksi 12-56'ymış. Ha güzel. Burun ameliyatı oldunuz mu? Onu anlayamadım. Burun ameliyatı, boyun fıtığı ameliyatı. Boyun oldunuz, burun olmadınız. Tamam. Başladı. Şimdi bu durumda çok güzel. Demin bütün konuştuğumuz konuları hastamız zaten söyledi. Kemik eğriliği var. Ona ameliyat olması gerekiyor. Apne hipopne indeksi 12, orta bir indeks. Son derece güzel. Horlama ameliyatından da fayda görür. Burun ve horlama ameliyatı olmanızı öneriyorum hastanıza. Peki KOA hastası olması? Ha, KOA kaçırdım ben. KOA. Evet, onu kaçırdım. Anlayamadım KOA. Peki o hasta yani KOA olmasının ameliyat olmasına bir kontraindikasyonu yok yani. Hı hı. Kaç yaşındasınız? Neyse. Alo. Neyse, önemli değil. KOA olmasının bir şeyi yok orada. Solunum yollarını rahatlatır tersine. Hocam peki size burun estetik operasyonu için gelmiş bir hasta hangi aşamalardan geçiyor ameliyata kadar? Şimdi burun estetiği için gelen hastalarımıza önce güzel muayene ediyoruz. Sonra sohbet ediyoruz. Sonra resimlerini alıyoruz. Resimlerin üzerinde konuşuyoruz. Hatalarını gösteriyoruz burnun neler olduğunu. Neleri düzeltmeyi düşündüğümü ifade ediyorum. Hastamızın ekstra bir isteği ve rahatsız olduğu bir durum varsa onu ifade ediyor. Daha sonra ameliyatı alıyoruz. Ameliyattan genellikle burun içine eğri olduğu için tamponlarımız oluyor. Onları bir gün sonra çıkartıyoruz. Hastaların tamponlar korkulu rüyası hala. Artık hiçbir şekilde acıtmıyor. Çünkü o fabrikadan çıkan özel çok son derece yağlı tamponlar var ve hiçbir şekilde acıtmıyor çıkarken. Bir o de eski metrelerce burun içine stent dikiyoruz. O da kolay bir şey. O da bir hafta sonra çıkartıyoruz. Hiçbir nefes almasını da engellemiyor. Alçıda termal alçı kullanıyorum ben. Onu da bir hafta sonra çıkartıyoruz. Daha sonra biraz daha plasterliyoruz ve bir ay sonra ben resim alıyorum. Sonra 6 ay sonra resim alıyorum. Çünkü burun ödemlerin geçmesi, rahat nefes almayı 3 aydan sonra başlıyor. Tamamıyla ödemlerin geçmesi 6 ayı buluyor. Hı hı. Ama bir aydan sonra yani ameliyat oldu belli olmayacak bir halde oluyor burun. Yani bir ay içerisinde günlük hayatına devam edebiliyor. Son derece rahat bir şekilde ama asıl oturması 6 ayı buluyor. Onun için en son resmi öyle alıyoruz. Protokolümüz bu. Sevdiğimiz bir konu burun estetiği. Hı hı. Çünkü burun estetiği her burun bir heyecan bizim için. Çünkü hafızası var demin de bahsettiğim için kıkırdakların. Öngörmek gerekiyor. Yani 6 ay sonra ne olacağını öngörerek ameliyat yapmak gerekiyor. Alçıyı çıkartınca muhteşem bir güzel bir burun çıkabiliyor. 6 ay sonra o burunlar yok olabilir. Dolayısıyla koruyucu derken onu kastediyorum. Hı hı. Yani biz 6 ay 1 sene sonra nasıl olacağını yönelik ameliyat yapıyoruz. Hı hı. Belki ilk 6 ay içinde
Biraz daha şiş, biraz daha kaba görünebiliyor burun. Ama 6 ay içinde oturuyor. Önemli olan burun olan, burunun yok olmaması. Yine burun olan, kemiğiyle, kıkırdak dokusuyla, tipiyle, her şeyle dolu dolu bir burun olarak görünmesi. Ancak düzgün ve yüze yakışan bir burun olması önemli olan. Burnu yok etmek değil. O yüzden bir 6 ay, 7 ay hastanın burnunun oturmasını bekliyoruz. Peki ameliyat olmuş bir hasta eğer burnunu koruyamazsa, tekrar başına bir şey gelirse tekrar ameliyat olması mümkün mü? Tabii tabii, tekrar kırmışsa tekrar kırarız sonuçta. Bir zararı olmaz. Yani kırmak ya, büyük bir trafik kazası geçirmiyorsa, hani kırmak, biraz ödem olması, bir tarafa doğru kayması bizim fazla aldığımız zaman ve buruna koruyucu davranmadığımız zaman verdiğimiz hasar gibi hasar vermiyor. Hı hı. Hocam pek yani hiçbir şekilde. Burun operasyonu geçirmiş bir hasta sonrasında hayatında dikkat etmesi gereken konular var mı? Yani ilk bir ay dikkat etmesi gerekiyor. Sonra yok, normal burun oturduktan sonra hepimiz gibiyiz. Aynı. Yani hiçbir farkımız yok yani. Sosyal hayatına evet, hiçbir devam şekilde, edebiliyor. Hiçbir şekilde yani burun kemikler oturduğu zaman normal bir burun oluşuyor. Peki herkese burun estetiği yapılabilir mi? Tansiyon hastası olabilir, şeker hastası olabilir tabii, ya da farklı hastalıklar olabilir. Tabii her yaşta herkese yapılabilir. Her yaşta yapılabilir. Ne zaman isterse, bu kişisel bir şey yani, bir süre sonra insanlar burundan sorunlu oluyorlarsa, psikolojilerini bozuyorsa onu tutmanın gereği yok. Hı hı. Çünkü yani iyi ellerde çok hoş burunlar oluyor ve fonksiyonu da güzel oluyor. Hem rahat nefes alabilen hem de görüntüsü güzel olan burunlara sahip diye oluyor insanlar. Bir bu güzel telefonumuz bir şey daha var hocam. Alo Hasan Bey. Buyurun. Buyurun efendim, alabiliriz hocamıza sorunuzu. Benim bir sorum vardı. Buyurun. Ben 67 yaşındayım. 67. Şimdi burnumda darbeden dolayı birisi kapalı. Ben doktora gittim. Ameliyat olmak için KOAH hastasıyım. KOAH yine. Doktor da riskli falan gibi böyle bir şey konuştu. Ameliyat da yetmedi. Ben şimdi ameliyat olabilir miyim yani? Anestezi izin verdiği sürece ameliyat olabilirsiniz. Bir sorun yok yani. Benim cerrah olarak bir sorunum yok. Yani bu yine normal diğer hastalar gibi anesteziyle alakalı. Tabii tabii. Yani KOAH sistemik bir hastalıktır. Obstrüktif akciğer hastalığıdır. Eğer oksijen satürasyonu çok düşük değilse, anestezi almasına gereken bir şey yoksa, yani ona daha çok anestezi doktoru karar veriyor. Bizim karar vereceğimiz bir şey değil. Ameliyat olabilir. Sonuçta 2 saat süren bir ameliyat yani. 2-2,5 saat süren bir ameliyat. Yani eğer bir rahatsızlığı varsa hastalığın, yani evet tabii, bir problemi yoksa. Yoksa tabii ki, tabii ki. 67 yaş da uygundur. Hı hı. Turan Bey, alo. Alo. Buyurun efendim, alabiliriz sorunuzu. Hanımefendi, doktor hanım. Buyurun. Ben kendim hastane personeliyim. Ben 2005'te burun sinüs ameliyat olmuştum. 2005'te, şimdi ise burnumda bir akıntı oluyor benim. Kaç kere doktora gittim ise bir damla verdiler, hap verdiler, şimdi ise geçmedi. Benim sizden diyeceğim yarı neticesi nedir? Burun akıntısı var ve geçmedi sinüs ameliyatından sonra. Şimdi geniz akıntısının iki nedeni vardır. Bir tanesi kronik sinüzit, bir tanesi de alerjik rinit. Hı hı. Yani kronik sinüzit ameliyat olmuşsa o zaman alerjiyi sorgulamak gerekir. Mutlaka birinden bir evet şey çıkacak. Bazen de burunda mukosiliyer aktivite vardır. Akıntı vardır. Geriye doğru gelir akıntı. Bazı hastalar geliyorlar, burnum akmıyor diyorlar. Niye aksın ki diyorum ben de. Yani sümüklü sümüklü gezmek güzel bir şey. Hani genize akıyor. Genize akar zaten. Çünkü mukosiliyer aktivite vardır. Burundaki o siller, burun için anlattım ilk bölümde. Küçük küçük titrek tüylü hücreler vardır. Onlar burundaki yapılan müküsü, yani sümüğü, ki çok önemli bizim için. Temizlenme ve nemlenmeyi sağlar sümük. Onu önden arkaya doğru yuvarlak dairelerle atar. Dolayısıyla her zaman önden arkaya giden bir akıntı vardır burunda. Onun aşırı olması bizim için sorun. Yoksa normal akıntı, akıntı vardır. Bazı hastalarda kronik farenjit var. Onlar normal akıntıyı çok hissediyorlar. O kronik farenjitle ilgili bir şey. Yani o normal akıntı burunda olması gereken bir şey. O akıntı yok olduğu zaman asıl problemler başlıyor. Asıl sorun o zaman başlıyor. Alo Leyla Hanım. Alo. Buyurun efendim. Ya ben annem bu konudan dolayı çok büyük sıkıntıları var. Neden? Annem normal uyurken sadece oturarak uyuyabiliyor.
Hani uzanarak yatasa yatamıyor. Oturarak uyuyabiliyor musun? Evet, yine bu çok komplike ve büyük bir konu. Dolayısıyla bir kulak burun boğaz doktoruna gidip burundan başlayıp ta gırtlağa kadar muayene olması gerekiyor. Gerekirse bir apne hipopne indeksini ölçen uyku laboratuvarı, akciğer ve göğüs hastalıkları uzmanı arkadaşlarla beraber bazı hastaları muayene ediyoruz. Hocam, burun estetiği operasyonu geçirmiş bir hasta horlar mı? Tabii. Eğer burun çatısı çok daraltılırsa, yani burundaki dış görünüşte burundan nefes almaya çok etkileyen bir olaydır. Burun çatısı çok dar olan insanlarda biz onu genişletme ameliyatları da yapıyoruz, burun sırtını. Çatı çok düşük ve dar olursa burundan nefes alma hiçbir kemik eğriliği olmasa bile azalır. Dolayısıyla burun, o yüzden diyorum ya, burun olarak kalmalı. Buruna zarar vermemek gerekiyor. Burun çatısıyla, kıkırdağıyla, ucuyla, onun dikliğiyle, 90 derecesiyle her zaman burun olarak kalmalı. Çünkü birinci görevi var. Yani çok önemli bir görevi var. O fonksiyonu da bozmamak gerekiyor. Ayrıca görüntü içinde de yüzde büyük anlam ifade eden bir organ. İkisini beraber kombine yapmak gerekiyor. Ve çok zordur burun estetiği yapmak. Çünkü zaman ve tecrübe gerekiyor, dediğim gibi. Kıkırdakların hafızaları. Yani 8 ay, 9 ay sonra burun nasıl olacağını öngörme tecrübesine sahip olmak gerekiyor. Bu da zamanla olan bir şey. Tabii ki. Yani ilk burunlarımıza benzemiyor son yaptığımız burunlar hiçbir şekilde. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz doçent doktor Esra Eryaman'dı. Hocam, programımıza katıldığınız için ve bize verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatte Cem TV ekranlarında olacağız. Sağlıklı günler dileriz.